Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Aralık 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, 2022 artık tamamlıyoruz. Yılın son ayındayız. Bakalım konu başlıklarında neler var? İkizler burcunda dolunay meydana gelecek. Oğlak burcunda yeni ay var. Mars retrosu devam ediyor. Jüpiter Koç burcuna geçecek ve ayın sonunda Merkür gerilemeye başlıyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 22'sine kadar Yay burcunda parlayacak ve 8 Aralık'ta 15 derece İkizler burcunda dolunay var. Bu dolunay tabii ki 3 gün öncesi, 3 gün sonrası tesirleri çok öne çıkacağı için Aralık'ın ilk yarısını etkileyecek bir dolunaydan bahsediyoruz ve Mars'la birleştiği için de tesirleri biraz hızlı ama stres ve huzursuzluk verici olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Yılın bu zamanında Mars Dünya'ya yakın bir döneminde geriliyor. Güneş'le karşıt açıda deklinasyon dışı olduğu için de çok sert. Hani kontrolü zor bir enerji ortaya çıkarıyor. Üstelik değişken bir burç. İkizler de geriliyor. Ay dolunayda ayla tam birleşiyor. Size de sert bir açıda. Yani tüm bunlar için dikkat etmemizde fayda var. Ve 8 Kasım'da meydana gelen Boğa burcundaki ay tutulmasında tetiklendiği bir dönemdeyiz. Ondan zaten bahsetmiştik. Şimdi 4. evinizde olacağı için bu dolunay biraz daha sizi huzursuz edebilecek, daha güncel, daha ailevi, daha özel hayatınız, yuvanız, aile ve özellikle ebeveynlerle ilgili gündemleri ortaya çıkarabilir. Biraz daha ay duygusal konular demek aslında. Aile demek, işte hayatımızdaki dişi öğeler, belki anne ve benzeri konulara işaret ediyor. Yani bir hastalık olabilir, böyle bir hızlı gündem olabilir ya da süreçte olan bir konunun netleşmesi olabilir. Tabii ki ev ve yuva dedik, hani belki bir taşınma konunuz var, yer değiştirme ya da evlilik gibi yuva konularıyla ilgili, hani ayrılıklar ya da evlenme konunuz var. Yani bunlarla ilgili de hızlı gündemleriniz, değişimleri olabilir. Tartışmalara dikkat edin. Sizi huzursuz edecek konular olabilir. Bu sağlığınızı etkileyebilir. İşte uyku sorunları yaşayabilirsiniz. Ev içerisinde kazalar, sakarlıklar olabilir. Bunlara lütfen dikkat edin. Vurma, çarpma, işte yanıklar, kesikler falan, günlük hayatınızda bunlara dikkat etmekte fayda var. İşte enfeksiyonlara dikkat edin. Tam da böyle mevsimsel hastalıklar, grip gibi virüslerden oluşabilecek sağlık sorunları, işte bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanız lazım. Çünkü özellikle solunum yolları ve akciğerleri daha fazla etkiler ikizler ve ikizlerdeki böyle bir dolunay döngüsü. Sizinle ilgili olabilir, işte aileyle ilgili olabilir, ebeveynlerle ilgili olabilir. Biraz daha hani sağlığın da çok fazla etkilenebileceği bir dönemdeyiz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 15 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse Mars tesiri çok etkili. Dolayısıyla bu bahsettiğim tesirler, dolunay etkileri çok daha güçlü olabilir. Buna özellikle dikkat etmek gerekiyor sevgili balıklar. 20 Aralık itibariyle gezegeniniz Jüpiter. Artık burcunuzdan ayrılıyor. Biliyorsunuz aslında Jüpiter Mayıs'ta Koç burcuna geçmişti ama gerilediği için sonbahar aylarıyla beraber tekrar sizin burcunuzda. Bu da biraz artık Jüpiter'e veda etmenize gereken bir dönem. 20 Aralık'a kadar sizinle birlikte olacak Jüpiter. Ama burcun son derecelerinde olduğu için biraz o daha aslında yani daha kontrolü zor durumda olabilir. Yani her şeyi çok büyütebilir hayatınızda. Her ne yaşıyorsanız daha fazla büyütebilir. Daha fazla sanki büyüteç altında olabilir. Ayın 20'sinden itibaren Koç'a geçecek. Ve şans ve kısmet anlamında bunlar maneviyat olabilir, maddi koşullar olabilir, kültürel konular olabilir. Size ne sunduysa bu balık transitinde onları artık verip gidecek. Ve 12 yıl artık burcunuza uğramayacak. Dolayısıyla bu 20 Aralık'tan sonra para evinize aslında geliyor. Yani Jüpiter Koç burcunda gerileme yapmayacak. 16 Mayıs'a kadar hızlı bir şekilde Koç burcunda olacak. Bu da 2023'ün ilk döneminde daha fazla parasal gelir anlamında kısmetli olabileceğinizi gösteriyor. Hani bu bir iş bulabilir, gelir elde edebilir ya da hani para kazanabilecek imkanlarınız olabilir ya da kaynaklarınızı büyütebilirsiniz. Yani bunun gibi tesirler altında olabilirsiniz. 22 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor. Kış gün dönümü hemen ardından 23 Aralık'ta Oğlak Burcu'nun bir derecesine
yeni ay var. Bu yeni ay sırasında Venüs ve Merkür de Oğlak'ta, bir Oğlak steryumu söz konusu, 11. evinizde doğacak. 11. ev yeni ayları, geleceğe baktığımız yeni aylardır bunlar aslında. Hani bizim için yeni bir projedir bu. Yeni bir hayal, bir umuttur, bir dilektir, bir beklentidir. Bunun yanı sıra Oğlak düzen, iş, sistem kurmakla ilgili. Hani çalıştığınız işte bir düzen değişimi olabilir. Belki artık bir mevkinizde ya da bir görev tanımınızda, bir ünvanınızda bir değişim olabilir. Bununla ilgili bir başlangıç olabilir. Daha önce yaptığınız çalışmaların karşılığını da alabilirsiniz tabii ki. Yeni ay yeni bir başlangıç. Özellikle yeni tanışmalar, yeni bir sosyal çevreye girmeniz anlamına da gelebilir. Bir kulüp üyeliği olabilir. Bir dernek çalışması olabilir. Hani bunun gibi gruplar, organizasyonlar, bir ekip çalışması, bir proje. Hani yeni başlangıçlar için sizi destekliyor aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda. Oğlak, Yengeç, Terazi, Koç gibi burçların 1 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu yeni ay sizin için çok daha önemli ve etkili olabilir. Yeni ay 8 Ocağı kadar olan süreç içerisinde zaten etkilerini göstermeye devam edecek. Ve 29 Aralık'ta Merkür Oğlak Burcu'nda gerilemeye başlıyor. Mars'ın yanı sıra bir de Merkür gerilemesi başlayacak. Bu da enerjileri daha da yavaşlatıyor. Aslında Aralık ayının son günleri, son haftası, zamanın da yavaşladığını hissedebilirsiniz. Her şey biraz böyle beklemede kalabilir, gecikebilir. Zihninizde yavaşlayabilir, kararsızlıklar artabilir. Yani bunu da bir fırsat olarak da değerlendirebiliriz aslında. Gerileyen gezegenler, ileri gitme, dur, bekle, yavaşla, gözden geçir işaretleri veriyor bize. Belki bir projede çalışıyorsunuz ama gözden kaçırdığınız detaylar var. Yeni bir teklif aldınız. Hani onu bir değerlendirin. Hemen karar vermeyin. İşte bazı arkadaş ilişkilerinizi, grup ilişkilerinizi falan şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Arkadaşlarla iletişim sorunlarınız olabilir. Lütfen daha sağduyulu davranın. Böyle hızlı kararlar vermemek lazım. Zaten Ocak ortalarından itibaren ayın 12'sinde Mars, 18'inde Merkür düzelecek. Bu da şu anda yaşadığımız konuların, sorunların yavaş yavaş çözüleceğini, daha hızlı ilerleyebileceğini gösteriyor. Sadece bu ay daha sakin olmak, daha ana odaklanmak, detaylara bakmak gerekiyor. Bir gecikmeyle karşılaşıyorsak da hani bunun bizim için bazı, belki bizim yararımıza fırsatlar getirebileceğini, fark etmemiz gereken bazı detaylara özellikle dikkat çekeceğini unutmayıp bu şekilde bakarsak daha sağlıklı değerlendirebiliriz bu gerileme süreçlerini. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.